Antalya'nın Serik ilçesinde komşu kavgasına müdahale eden adam darp edildi. Hamile eşinin ise parmağı kırıldı. Olay sonrası talihsiz adam komşusundan şikayetçi oldu. Aile arasında çıkan tartışmayı ayırmak istedi. Başına gelmeyen kalmadı. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan mahallesinde bir apartmanda gece yarısı kayınbirader ve enişte arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs olay anını anlattı. Şimdi dışarıdan ses geldiğini kalkıp bir bakmamı istedi. Çıktım, baktığımda komşum olan Aykut'la kayınçısının kavga ettiğini yerde, olay yerinde birbirlerinin üzerine girdiğini gördüm. Ayırmaya çalıştım, ayırdım. Gönderdikten sonra ismi burada öğrendiğim kayınpederi yukarıdan çıktı. Oğlunu, sarhoş oğlunu dövmeye kalktı. Ben onu da ayırdım. Sonra kızına saldırdı. Kızına saldırdıktan sonra tekrar oğluna yönelince ondan ayrılmaya çalıştım. Sinirliydi. Sakinleşmesi için aşağıya çekti. Anıma küfür edip tokat attı, yumrukladı beni. İtekledi, kafamı asansöre çarptı. Talihsiz adam tokat ve yumruk darbelerine rağmen öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışsa da olay sonrası hamile eşinin de darp edildiğini ve parmaklarının kırıldığını öğrendi. İçeriye girdi. 112 polis ekipleri falan geldikten sonra eşimin kolunun ağrıdığını söyledi. Ben de ne oldu dedim. İşte darbede sırasında kolumu kıvırdılar dedi. Hastaneye gidip eşime darp raporu aldık. Hamile olduğu için de film çekmenin sakıncalı olduğunu, sabah ortopedi doktorunun görmesi gerektiğini söylediler. Sonra gidip şikayetlerimizi yapıp geldik. Sabah ortopedi doktorundan gidip filmi çektirip parmağın kırık olduğuna dair rapor yazdırdık. Adli makamlara sunduk. Komşuluk hakkı için yardım etmeye çalıştığını söyleyen adam pişman olduğunu belirtti. Müdahale etmek istedim, komşuluk hakkı dedim, iyilik yapalım dedik. İyilik yaparken benim hamile karım parmaklarından oldu. Dua ediyorum ki karnımdaki bebeğime bir şey olmadı.